Yani 4,5 senedir bu çalışma sürüyor. Yani söküp söküp geri yapıyorlar, biz anlamadık yani. Biz de mağduruz. Vallahi yollar söküldü, asfaltlar söküldü. Yani kaldırımlar sökülüp bir daha yapılıyor. Şu dubalar sökülüp bir daha yapılıyor ama biz de anlamadık ne olduğunu. Yani sökülüp caddeyi kapatıyorlar, bir daha açıyorlar. Yani anlayamıyoruz ne olduğunu. Yani 4,5 senedir bu cadde bitmiyor. Esnafım. Esnaf mağdur oluyor. Evet, mağdur oluyor. Vallahi bilmiyorum yani, İncirli Caddesi'ni falan güzel yaptılar ama bu caddeyi bir türlü yapamıyorlar yani. Sıfır dubaları taktılar, elektrikli kalkan, üstlerine beton döktüler. Biz de anlamadık ne olduğunu. Bitmiyor. Bitmiyor yani. Bitmiyor, bu yol bitmiyor. Burası Bakırköy Belediyesi değil, İBB'ye ait bu cadde. Yani Sayın İmamoğlu gelip bir bakması lazım yani. Yani İncirli Caddesi'ne gidip reklam yapıyor, çok güzel yaptık diye, ama bir de bu caddeye gelip bu caddeye baksa çok güzel olur. 4,5 senedir bitmeyen bir caddeyi ben anlamadım yani. Yani şikayetçiyiz. Ben burada esnafım. Hem çaycı hem pilavcı olarak geçiyorum. Bu cadde 6 senedir aşağı yukarı bitmedi. Bitiremiyorlar bir türlü. Başlıyorlar bir yerden, bir ya bozuluyor tekrardan başlıyorlar. Gene bozuluyor tekrardan başlıyorlar. Çiçek ektiler. Onların kenarlarını tekrar tekrar yaptılar. Gene kırdılar, gene yaptılar. Aşağı yukarı 6 senedir bu caddeyi bitiremiyorlar. Var yani muhakkak aralarında bir çekişme o var yani muhakkak. Yani burası İBB'nin sorumluluğunda. Ya şimdi vallahi İBB'nin sorumluluğunda da büyükşehir de yani şey yapıyor. Hem bir yandan Bakırköy karışamıyor bu tarafa. Yani ikisi arasında çelişki var, öyle söyleyeyim size. Ben yani belki bitirebilir, doğru söylüyor, bir kişinin eline kalırsa. Kerimoğlu'nun konuştuğu kelime eğer doğruysa, gerçi hani İmamoğlu haksız. Demiş ki şeyden kapasiteden oradan yer altından girelim, buradan çıkalım, insanlar zarar görmesin. Bunu kabul etmediği için de bu vaziyete geldi. 4 yıldır bütün milletin, yani herkesin ahını aldı. Bütün esnafı da bitirdi. Esnaf rahatsız diyor, esnaf battı. Rahatsız olsa ne ki? Esnaf battı. Bak o kadar demir diktiler. O hepsi euroymuş, anladın mı? Dubaların hepsi kırıldı. Şimdi beton döktüler üstüne. 10 günde bir yıkıldı değişti. 10 günde bir yıkıldı değişti. Hatta bir tanesine sordum, bu neyle? Parayla değiştiriyoruz diyor. Adam için umurunda değil yani. Böyle bir saçmalık yok. Yani Bakırköy'e tamamen büyük bir ihanet ettiler. Bakırköy'e en büyük ihaneti yaptılar.